rahim boşluğuna doğan miyonlara submüköz miyon diyoruz. Bakın burada yaklaşık 3,5 santimlik hastamızda infertilite ve ciddi adet kanama sorunu yaratan bir submüköz miyon. Birazdan bunu çıkaracağız. Tamamen rahim boşluğunda gibi duruyor. Bitmiş hali paylaşacağım. Teşekkürler. Başladım. Evet, şu anda miyomun morselasyon aşamasındayız. Morselatör yardımıyla, teleskopik morselatör yardımıyla miyomu yiyoruz. Çift kirişleri görünüyor. Bakın altta, arkada. Evet, teşekkürler. Az önce gördüğümüz rahim içindeki 3,5 santim, 4 santime yakın bir submüköz miyom vardı. Bakın ön duvardaydı. Hiçbir şey kalmadı. Hastamızın tedavisi başarıyla sonlandı. Teşekkürler.